Evet, dün akşam saatlerinden itibaren bölgede tansiyon yüksek. Öyle ki İsrail kanadından ciddi saldırılar geldi ve burada Hizbullah'ın kontrolünde olan bölgelerde füze stoklarının bulunduğu mühimmat depoları hedef alındı ve bu diğer günlerden farklı olarak F-35 uçaklarla MK-84 adında güçlü bir bombayla saldırı yapıldı ve bu sığınaklar, bu mühimmatların bulunduğu alan yerle bir edildi saldırıda, onu söyleyelim. Ve yine Hizbullah'ın karşılıkları da oldu akabinde, ama bugün erken başladı, bölgede tansiyon erken yükseldi. Öyle ki dakikalar önce yayında da aktardık, bu alanda yine Lübnan-İsrail sınır hattında ciddi bir patlama, saldırı meydana geldi. İsrail kanadından yapılan bu saldırıda yine sınır hattındaki, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın kontrolü altında olan noktalar hedef alındı ve yoğun dumanlar yükseldi. Bu alandan çok şiddetli bir patlama, çok buradan duyulan, yaklaşık biz 3 kilometre uzaktayız ama buradaki binalar sallandı ve düşünün ki o yamacın hemen altında da yine çok sayıda yerleşim alanı var. Orada da yine aynı şekilde karşılık buldu bu durum ve bu devam ediyor burada saldırılar. Her iki kanattan da devam ediyor. Hem Hizbullah karşılık veriyor, hem İsrail karşılık veriyor. Aynı zamanda akşam saatlerinde burada tansiyon daha da yükseliyor. Ama bugün diğer günlerden farklı olarak saat 10:50 sularında ilk kez bir saldırıya tanık olduk. Bunu söyleyelim ve güçlü bir saldırıdan söz ediyoruz. Bölge, bu sınır hattı Hizbullah'ın kontrolünde olan, bu Lübnan'ın güneyinde sınır hattında Hizbullah'ın kontrolünde olan bölgelerde hareketlilik oluyor. Çünkü İsrail bu konuda tedirgin, çünkü sızma girişimi olabileceği endişesini taşıyor. Dolayısıyla da bu sınır hattında hareket gördüğü anda ya da yeni bir gelişme gördüğü anda burada saldırılarına başlıyor ve bugün erken başladı o saldırılar, ama akabinde dakikalar geçmeden Hizbullah kanadından da karşılık geldi. Yani burada saldırılar şu an için karşılıklı olarak devam ediyor. Hizbullah'ın ciddi bir karşılık vermesi bekleniyor. Günlerdir bu konuşuluyor. İran eliyle mi yapacak, tek başına mı yapacak saldırıyı diye. Ama şu an için bölgede karşılıklı olarak bir misilleme söz konusu. Hizbullah roketlerle karşılık veriyor. Özellikle dün akşam saatlerinde peş peşe 15 roket ateşlendi. Buradan Celile bölgesine, İsrail'in kuzeyine ve akabinde de İsrail kanadından çok geçmeden mühimmat depoları hedef alındı. F-35'lerle vuruldu Lübnan'ın güneyinde. Yine kasabalarda da ciddi şekilde tedirginlik hakim. Buranın yöre halkıyla da konuştuğumuzda onlar da bize bundan bahsediyor. Çünkü çok yakın noktadalar. Bu bombaların patladığı yerlere çok yakın yaşam yerleri var ve bu yaşam noktalarında düşünün ki her gün eviniz bomba sesleriyle inliyor, sallanıyor. İşte bu sınır hattında gerilim yükseldikçe buradaki nüfus da azalıyor, onu söyleyelim. Burada bu sınır hattındaki kasabalarda nüfus yarı yarıya oranda azalmış durumda. Bölgede tedirginlik bu bomba sesleriyle birlikte daha da artıyor. Aynı zamanda diğer kanatlardan gelen açıklamalar da buradaki tansiyonu yükseltiyor. Bunu belirtelim, çünkü bu bölge günlerdir, aylardır diken üstünde ve saldırılar devam ediyor ve hiçbir şekilde de durmadığı gibi yalnızca zaman zaman aralıklarla bu mesafe koyuluyor saldırıların arasına, bunu söyleyelim. Ama bugün erken başladı. Özellikle öğleden sonra ve saat 16, 17, 18 sularında ciddi hava saldırılarına maruz kalan bir bölge burası. Ama şu an için 10:50'de İsrail kanadından ciddi bir saldırı, yoğun dumanlar yükseldi vurulan noktadan ve akabinde Hizbullah karşılık verdi. Dün akşam da yine sınır hattı hareketliydi, gergindi, ama bugün erken başladı. Biz sınır hattından takibimizi sürdürüyoruz. Halil Kahraman'la birlikte buradaki tüm sıcak gelişmeleri an be an CNN Türk ekranlarına taşıyacağız.